Merhaba arkadaşlar. Matematik alıştırmaları video serisinin ilk videosu. 4 işleme dair 150'ye yakın alıştırma var. Soruları hem normal hem de olabildiğince pratik yollarla çözmeye çalışacağım. Şimdi en basiti tabii 5 artı 4. Bir basamaklı iki sayının toplamı. Üstüne sayıyoruz 9. 2 artı 9 da yine 11 oluyor. Bunlar zaten pratik şeyler. 2 artı 1, 3. 5 artı 9, 14. 5 eksi 7, 2. 2 artı 5, 7. 5 artı 1, 6. Ve 2 artı 9 tekrarlamış 11. 11 artı 12'ye geçtik. Şimdi 11 artı 12'yi şu şekilde yapabiliyoruz. 1, 2 daha 3. 1, 1 daha 2. Veya ne diyoruz? 11 artı 10, 21. Üstüne 2 daha koydum, 23. 12 artı 15, 2, 5 daha 7, 1, 1 daha 2. 15 eksi 17, 15 eksi 17. Şimdi burada pozitif negatife girdik. 15 aslında artı 15, biz artıyı yazmıyoruz. Artı 15 eksi 17, yani başında bir şey yoksa o artı anlamına geliyor. Şimdi artı 15 eksi 17'yi yaparken toplama çıkarma değil de bir karşılaştırma gibi düşünebiliriz. Mesela bir poşet var, bir de burada var. Bu poşetin içinde artılar var. Artılar bu şekilde. Burada ise eksiler var diyelim. Şimdi 15 tane artı var, 17 tane eksi var. İkisini kıyasladığımızda her artının bir eksiyi götürdüğünü düşünelim. Buradaki 15 tane artı, buradaki 15 tane eksiyi götürecek. Sonuçta bu poşette 2 tane eksi kalacak. Çünkü 15 tane artı 15 tane eksiyi götürdü. Sadece 2 tane eksi kaldı. Dolayısıyla cevabımız eksi 2. 12 artı 19. 2, 9 daha 1. Elde var 1. Bunu buraya ekliyoruz. 2, 1 daha 3. On, 12, 21 daha. Pratik yolumuz 12'ye 20 ekliyoruz, 32, 1 ekliyoruz, 33. Akıldan hızlıca yapmak için. 2, 1 daha 3, 1, 2 daha 3. 10 eksi 20, yine aynı şekilde 10 eksi 20 demek, artı 10 eksi 20 demek. Artı 10 ile eksi 20'yi kıyaslıyoruz. Az önce bu torba metodunu söylemiştim, onu da tekrarlayayım bir daha. 2 tane torba varmış, bunda artılar. Bunda eksiler varmış gibi düşünüyoruz. Her artının bir eksiği götürdüğünde geriye kalan şeyi düşünüyoruz. Burada 10 tane artı var, 10 tane eksiği götürür. Geriye burada 10 tane eksi kalacak. Çünkü 20'nin içerisindeki 10 tane eksiği burası götürdü, 10 tane eksi kaldı, eksi 10. Diğer metodu da altındakini de söyleyeyim. 11 eksi 25, 11 eksi 25, bu da pratikleşince bunu uygulayacağız. Artı 11 olduğu için büyük olana bakıyorum. Önce işaretleri kapatıyorum. Artı ile eksiği kapattım. 11 ile 25 kaldı. Büyük olan hangisi? 25. Öyleyse bunun işaretini alacağım. Eksi diyorum. Bunu diğerinden çıkarıyorum. 25 eksi 11, 14. Yani eksi 14. 12 artı 18. Hemen topluyoruz. 2, 8 daha 10. Elde var 1. Ekliyoruz. 3 oldu. 30, 11 daha. 30, 10 daha 40, 1 daha 41 de diyebiliriz. Şöyle de toplayabiliriz. 32, 11 daha. 2, 1 daha 3, 3, 1 daha 4. 40 eksi 50. Ne diyorduk? Hangisi büyük? 40 mı 50 mi? 50 büyük. Alalım 50'nin işaretini. Eksi. Sonra bundan bunu çıkarıyoruz. Büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. 50 eksi 40, 10. Eksi 10. 1 sonraki soru. 50 eksi 61. Artı 50 eksi 61. Bakıyoruz büyük olan hangisi? 50 mi 61 mi? 61. Onun işaretini alıyoruz. Yani eksiyi aldık. Büyükten küçüğü çıkarttık. 61 eksi 50, 11.
62-86. 62-86. Bir şey yazmadığına göre artı. Bu mu büyük, bu mu? 86 büyük. Öyleyse onun işaretini alıyoruz. Eksi. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 86-62. 24. Geldik. 28-99. Yine birisi artı, birisi eksi. Artı 28, eksi 99. Hangisinin işareti? Hangisinin değeri büyük? Önce işaretleri kapıyorum. 28 ile 99 kıyaslıyorum. 99'un büyük. Öyleyse aldım. Eksi. Sonra 99'dan 28'i çıkarıyorum. 9'dan 8 çıktı 1. 9'dan 2 çıktı 7. 71. Eksi 26 artı 44. Bu sefer eksi başta. Ama önemli değil. Yazalım. Eksi 26 artı 44. Hangisi büyük? Şöyle işaretleri kapatıp baktığımda 44 büyük. Öyleyse onun işaretini alıyorum. Artı 44'ten 26'yı çıkarıyorum. 18. Şöyle yapalım. 4'ten 6 çıktı. 8. 14'ten 6 çıktı. Olmadığı için buradan almıştı 1. Burayı bir düşüyoruz. 3 eksi 2 1. Şimdi üçlülere geçtik. 3 artı 7 eksi 4. Üçlülerin bir basamaklarından başlıyoruz. 3 artı 7 eksi 4. Önemli değil sırası. Yerleri değişebiliyor. Burada toplama çıkarmada özellik var. 3 artı 7 10'du. 4 çıkarttık. 6 kaldı. 4 artı 9 eksi 5. 4 artı 9 13'tü. 5 çıkarttık. 8 kaldı. 3 eksi 5 eksi 8. Şimdi mesela bir yerden başlayalım. Şu ikisini alalım. Hiç 8'i görmüyorum. Şurayı görmüyorum yani. Artı 3 eksi 5. Büyük olan hangisi? 3 mü 5 mi? 5. 5'in işaretini aldım. Sonra 5'ten 3'ü çıkarttım. 2. Sonra burada kullanmadığım kısmı aldım. Eksi 2 eksi 8. Şimdi ikisi de bunların aynı işaretli. Yani bu ne demek oluyor? Sayı doğrusunda sıfırdan başlıyorum. Eksi bu taraf. Önce 2 adım gidiyorum. Şuraya geliyorum eksi 2'ye. Sonra onun üstüne bir 8 adım daha gidiyorum o tarafa. 2'ye 8 ekledim mi? Eksi 10'a geliyorum. Çünkü 10 adım yürümüş oldum. Şu eksiyi bu tarafa doğru adım olarak alırsak eksi 2 önce 2 adım yürüdüm. Sonra eksi 8 bir 8 adım daha yürüdüm ve eksi 10'a geldim. Bir sonraki soru. 2 artı 9 eksi 6. 2 artı 9 11 eksi 6 5. 6 artı 9 eksi 6. Burada yerlerini değiştirmek şöyle bir kolaylık sağlıyor. 6 burada var, eksi 6 burada var. Bunlar birbirini götürüyor. Dolayısıyla sadece 9 kalıyor. Çünkü sayı doğrusu üzerinde de düşünebiliriz. 6 adım bu tarafa gitmek artı 6. 6 adım bu tarafa gitmek eksi 6. Bunlar birbirini götürüyor. Sadece 9 kalıyor. 2 artı 9 eksi 4. 2 artı 9 11 oluyor. 4'ü çıkarttığımızda 7 kalıyor. Beş artı dokuz, 14, eksi 8, 6. 4 eksi 6 artı 1. Şöyle bakalım, 4 eksi 6 artı 1. Burada bir şey gözükmüyorsa burada da artı var yine. Şöyle düşünüyoruz. Artı 4 burada var, artı 1 de bunda burada var. İkisini bir toplayalım, artı 5 etti. Yani 4 artı 1. 5 adım bu tarafa gitmişiz. Sonra buradan dönüp 6 adım bu tarafa gitmişiz. Dolayısıyla sayı doğrusu üzerinden de bakabiliriz. Böyle de bakabiliriz. İşaretleri kapattık. 5 mi büyük, 6 mı? 6 büyük. Öyleyse 6'nın işaretini aldım. Eksi. Bundan bunu çıkarttım. 1. Buradan bakarsak 5 adım buraya gittik. Sonra geldiğimiz noktadan geri dönüp 6 adım gittik. Yani ilk başladığımız noktanın bir adım gerisine gittik. Buradan da eksi 1'i görebiliyoruz. 9 eksi 1, 8 artı 5, 13. Geçtik iki basamaklı toplama işlemleri üçlü.
14 artı 15 eksi 12. Yeri önemli değil. Şunun ikisini toplarsak 29 eksi 12 dersek önce 10'u çıkarttım. 19 sonra 2'yi çıkarttım. 17. 15 artı 20 eksi 16. 15, 20 daha 35. 16 çıkarttığımda 5'ten 6 çıkmaz. 1 aldım. 15'ten 6 çıktı. 9. 1 almıştım. Dolayısıyla 3 2'ye düştü. 2'den 1 çıktı. 1, 19. 21 artı 32. Pardon, 21. Eksi 31 artı 42. 21'den şöyle 31, 42 diyelim. Mesela şurada artı var aslında. Şu ikisine bakalım. Bunu hiç görmeyelim. Artı eksi. Hangisi büyük? 31 mi 21 mi? 31. Öyleyse onun işaretini yazdım. Sonra bundan bunu çıkarttım. 10. Artı 42. Eksi 10 artı 42. Ben yerleri değiştirebiliyordum. Öyleyse yerleri değiştireyim. Farklı yol anlatmak için söylüyorum. 42 bu tarafa geçsin. Artı 42 eksi 10 bu tarafa. Şimdi daha rahat görebiliyor muyuz? 42 eksi 10 artı yazmasak da oluyor. 42 eksi 10 yani 32. 33 artı 12 eksi 20. 33 artı 12. 33'e 10 ekledim. 43, 2 ekledim. 45. 20 çıktı. 25. 41, 14 daha. 41'e 10 ekledim. 51, 4 ekledim. 55. Sonra 45 çıkarttım. 55 eksi 45, 10. 52, 53 daha. Ben 50 ile 50'yi toplarsam 100 olur. Onun üstüne bu 2 ile 3'ü koyayım. 102, 105 oldu. 105'ten 44'ü çıkaracağım. 105'ten 40'ı çıkarırsam 65. Üstüne bir de 4'ü çıkarırsam 61. Nasıl yapıyorum? Olabildiğince pratikleştirmeyi istiyorum ilerleyen kısımlarda. O yüzden bunları söylüyorum. Şimdi ne yaptık? 52 ile 53 toplayacağız değil mi? Ben şunu şöyle gördüm. 50 artı 2 artı 50 artı 3 diye gördüm. Sonra bu ikisini topladım. 50 ile 50'yi topladım. 100. Sonra 100 artı 2 artı 3 dedim ki 105. Sonra bundan 44'ü çıkaracağım. 105'ten 44'ü. Bu 44'ü de parçaladım. 40 ve 4 olarak. Önce 40'ı çıkarttım. Kolay oluyor çünkü böyle sonu 0 olan sayıları çıkarmak. 105'ten 40 çıktı. 65. Bir de 4'ü çıkarttım. 61. 1 artı 2 eksi 3 eksi 4. 1 artı 2 3 eder. Eksi 3 ne eder? Şöyle. 3 bu tarafa gittim. Sonra geri döndüm. 3 bu tarafa gittim. Öyleyse başladığım yere dönerim. 0. Şurası gitti. Sadece eksi 4 kaldı. Eksi 2, eksi 5, eksi 6, eksi 7. Yani ne yapıyorum aslında? Hep aynı tarafa gidiyorum. Eksi 2, 2 bu sola git. Sonra 3, 5 daha git. Sonra 6 daha git. Sonra 7 daha git. 2, 5, 6, 7. Hep eksiye gittim. 2, 5 daha 7. 6 daha 13, 7 daha 20. Eksi 20 oldu. Eksi 6, eksi 4, eksi 5, eksi 1. Aynı şekilde eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 1. 6, 5, 4, 1. 6, 5 daha 11, 4 daha 15, 1 daha 16. Yine aynı şekilde eksi 5, eksi 5, eksi 3, eksi 2 çizdim. Eksi 5 bu tarafa 5, eksi 5 daha 10, 3 daha 13, 2 daha 15, eksi 15 oldu. Sonra 9 eksi 2 eksi 5 eksi 6. 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. 10'dan 5 çıkarsa 2 kalır. Yani şurası 2'ymiş. 2 eksi 6. 2 eksi 6 artı 2 eksi 6. Kıyasladım. Hangisi büyük? 6. Öyleyse onun işaretini yazdım. Eksi 6'dan 2 çıktı. 4. Eksi 4. 6 eksi 4 eksi 2. Yani 6'dan 4 çıktı. 2. 2 daha çıktı. 0. Hepsi gitti. Şu kaldı. Eksi 1. 6'dan 2 çıktı, 4. Eksi 6, eksi 9 demiş. Yani 4, eksi 6, eksi 9. Şimdi 4'ten 6 çıkınca ne kalır? Eksi 2. Neden? Çünkü artı 4, eksi 6. Kıyasladım, bu büyük. Eksiyi yazdım. 6'dan 4 çıktı, eksi 2. Eksi 2, eksi 9. Ne demek? İkisi de aynı tarafa. Eksi 2, eksi 9. Eksi 2, eksi 9 daha. Yani 2 adım bu tarafa, 9 adım daha attım. 11 adım atmış oldum. Eksi 11. 5 eksi 6 eksi 9 eksi 2. Bakalım.
5 eksi 6 yani artı 5 ile eksi 6'yı karşılaştırdım. Dedim ki bu büyük, bunun işareti kazanır. 6'dan 5 çıktı 1. Sonra eksi 9 eksi 2. Şimdi hepsi aynı yönde. Eksi 1, 1 adım gittim. 9 adım daha gittim. 2 adım daha gittim. Toplamda 10, 12 adım attım. Eksi 12. 5 eksi 6 eksi 4 artı 2. Bakalım. Önce 5 eksi 6'ya bakalım. Artı 5 eksi 6. Şurası dursun. Eksi 4 artı 2. Bunları aralarında yapalım. Şöyle. Şununla şu, şununla şu. Çünkü yer sıra önemli değil. Artı 5 eksi 6. Kazanan kim? Eksi büyük olan onun işareti. Çıkarttım 1. Geldim bu tarafa. Eksi 4 artı 2. Büyük olan hangisi? Bunun işareti. 4'ten 2 çıktı. 2. Ne kaldı? Eksi 1 eksi 2. Yani önce 1 adım at, sonra 2 adım at bu tarafa. 1, 2 daha 3. Dolayısıyla eksi 3 oluyor. Devam edelim. 9 artı 1 eksi 4 eksi 5. 9, 1 daha 10. 4 çıktı. 6, 5 çıktı. Tekrar 1 kaldı. 6, 2 daha. 6'dan 2 çıktı. 4. Bir daha 6 çıktı. Eksi 2, 1 çıktı, eksi 3. Kolay olarak nasıl yaparım? Artı 6 ile eksi 6'yı götürürüm. Eksi 2, eksi 1 ne demek? 2 adım bu tarafa, 1 adım daha git. Eksi 3 olsun. Yani başlangıç 0'ın burada olunca bu şekilde yapıyoruz. 7 eksi 4, 3. 3 eksi 4, eksi 1. Artı 3, eksi 4, eksi 1. Şimdi şuraya bakalım. Büyük olan hangisi? Bu. Aldık 4'ün işaretini, eksi. Bundan bunu çıkarttık. 1, eksi 1, eksi 1. Yani ne diyor? 1 adım, 1 adım bu tarafa at. Önce 1, sonra 1 adım daha eksiye doğru at. Eksi 2. Devam edelim. Eksi 6, eksi 3, eksi 6, eksi 2. Hepsi eksi. Yani eksi 6, eksi 3, eksi 6, eksi 2. Hepsi artı olsaydı ne yapacaktık? Mesela 6 artı 3 artı 2 artı 1. Ne yapıyorduk? Hepsini topluyorduk. Burada da hepsini ters yönde topluyoruz. Yani hepsini eksiye doğru topluyoruz. Hepsi artı olunca hep sayı doğrusunda bu tarafa gidiyordu. Hepsi eksi olunca bu tarafa gidiyor. Yani hep farklı yollarla somutlaştırmaya çalışıyorum her örnekte ki farklı açılardan bakabilirim. Farklı çözüm yolları da geliştirebilelim yani soru geliştiğinde de. Eksi 6, eksi 3 daha, eksi 9. Eksi 6 daha, eksi 15. Eksi 2 daha, eksi 17. Eksi 2, eksi 6 daha, eksi 8. İkisi aynı tarafa gidiyor. Artı 4, eksi 12. Şimdi eksi 8, artı 4, eksi 12. Mesela şu ikisini kıyaslayalım. Eksi mi yener, artı mı? Eksi yener. Çünkü 12 4'ten büyük. 12'den 4 çıktı mı? 8 kaldı. Burada da eksi 8 var. Eksi 8, eksi 8. İşaretleri aynı. Öyleyse toplayabiliriz. 8, 8 daha 16. Aynı işareti yazdık. Eksi 16. Eksi 5, eksi 6, artı 1, eksi 16. Eksi 5, eksi 6, artı 1, eksi 16. Hadi bununla poşet yapalım mesela. Şimdi burada artı poşet, burada eksi. Eksi poşette ne var? 5 var, 6 var, 16 var. 5, 6 daha 11, 16 daha 27. 27 tane eksimiz var. Burada bir tane artımız var. Bu bir tane artıyı, şunu eksi 26 burada diyelim, eksi 1 de burada diyelim. Bir tane artıyı bir tane eksiyle götürdük. Geri kalan 26 tane eksi poşette cevabımız oluyor. Eksi 26. Bunlara sayı pulları deniliyor. İlk öğretim, orta öğretim, ortaokul matematiğinde. 12 eksi 6 artı 6 artı 6. Eksi 6 artı 6'yı götürdü. Çünkü biri sağa biri sola gitmek. 12 kaldı artı 6 kaldı. 12 6 daha ne eder? 18 eder. 14 12 daha ne eder? 14'ün üstüne 10 koydum 24. Bir de 2 koydum 26. 7 çıkaracağım. Kolay olsun diye önce 10 çıkarıyorum. Sonra 3 ile topluyorum. 16, 19. Bu şimdi biraz karışık gelebilir. Olsun, yavaş yavaş düzelir. Şuradan 9, 19. Mesela 26'dan 7 çıkarırken önce 10 çıkarıyorum. Eksi 10. Sonra onu bir daha 3 ile topluyorum. Çünkü eksi 10 ile artı 3'ün toplamı eksi 7 olduğu için 7 çıkarırken bunu yapıyorum. Neden? Çünkü 10 çıkarmak kolay. Son rakam değişmiyor. 2'den 1 çıktı, 16. Üstüne 3 koymak da kolay. 19.
Bu şekilde daha rahat, hani elden bir alma verme yapmadan zihinde yapabiliyoruz. 12'den 7 çıktı 5, 13 daha 18. 3, 6 daha 9, 2 daha 11. 3 çıktı 8. 9, 1 çıktı 8, 4 daha 12, 7 çıktı 5. 15 daha 15, 1 daha 16, 16'dan 9 çıktı. Şöyle düşünelim, 16'dan 9 çıkacak az önceki olay. 16'dan önce 10'u çıkarıyorum. 6, 1 ekliyorum, 7. Bu şekilde de çözebiliriz. 21, 20 daha 41. 15 çıktı, önce 10'u çıkaralım, 31. Sonra 5'i çıkaralım, 26. Bir daha 10'u çıkaralım, 16. 15, 25 daha 10, 20 daha 30 eder de şu 5'leri de eklersek bir 10 olarak 40 eder. 40'tan 10'u çıkarırsak 30, 30'dan 9 çıkarırsak 21. 3 eksi 2, 1, 3 daha 4, 1 daha 5. 6'dan 1 çıktı 5, 4 daha 9, 2 daha 11. 4'ten 2 çıktı 2, 1 daha 3, 3 çıktı 0. 5, 2 daha 7, 9 daha 16, 7 çıktı 9. Şöyle de yapabiliriz. 5, 2 daha 7. Artı 7 burada. Eksi 7 burada. Bunlar götürdü. Kaldı geriye 9. Artı 9 yani 9. 5, 2 daha 7. 1 çıktı 6. Şu 3'ü bir 6 etti. Eksi 6'yı götürdü. Hiçbir şey kalmadı. 0 diyoruz. Peki hiçbir şey kalmayınca niye 0 diyoruz? Niye çarpmada 1 diyoruz? Ona da bakalım. Şimdi bu ne demek? Artı 5, eksi 2 falan. Şöyle somutlaştırabiliriz. 5 artı 2 eksi 3 diyoruz ya mesela. Bu şey. Mesela ben 5 elma verdim sana. Sonra 2 elma daha verdim. Sonra 3 elmayı senden aldım. Ne oluyor? 5 elma vermiştim. 2 elma daha verdim. Elinde 7 elma oldu. 3 elmayı geri aldım. Elinde 4 elma kaldı. Şimdi ben sana 5 elma versem, sonra 1 elma daha versem, sonra 6 elmayı geri alsam, elindeki elmaların tamamı geri kalacak, elinde 0 elma kalacak. Dolayısıyla 0 oluyor. Çarpmada biraz daha durum farklı. Çarpmanın etkisiz elemanı 1 oluyor. Bunu da bakacağız. Eksi 14 artı 12 artı 9 artı 1. Şimdi artı 12 artı 9 artı 1. Şöyle 9 ile 1'i toplayalım, 10 olsun. 10 her zaman pratiktir. 12, 10 daha 22. 22'den 14'ü çıkaracağım. Niye öyle diyorum? Eksi 14 artı 22. Ben kolay olsun diye yerlerini değiştiriyorum. 22 eksi 14 diyorum. Bu daha kolay görülüyor. 22'den 10 çıktı, 12. Bir de 10'dan 4 çıkaralım, 8. Eksi 11 artı 5 artı 11 artı 6. Şu eksi 11 şu artı 11'i götürdü. 5 ile 6'yı topladık. 11. 5 artı 6 eksi 1 artı eksi 9. 5 6 daha 11. 1 çıkarttım 10. 10'dan 9 çıkarttım 1. 20 eksi 12 8. 8 8 daha 16. 10 çıkarttım 6. 4 6 daha 10. 9 daha 19. 19'dan 11 çıkarırken önce 10'u çıkarırım 9, bir daha 1 çıkarırım 8 ya da buradan yaparım. Önemli olan pratikleşmek. 5, 6 daha 11, 9 daha 20. 20'den 10 çıktı 10. 10, 6 daha 16, 4 çıktı 12. 12'den 9 çıktı 3. 12, 10 daha 22. 22'den 2 çıktı 20. 20'den 5 çıktı 15. 22, 12, 10 çıktı, 2. Eksi 15 artı 6. Sıfırın altına gideceğiz. Hemen biraz detay yapacağız. 12'den 10 çıktı, 2. Bu kalsın. Eksi 15 artı 6. Şimdi önce elimdeki artıları mı toplarım? Ya da ikili mi yaparım şöyle? Hangisini yaparsak fark etmez. Hatta şöyle de yapabilirim. Şu ikisini de kıyaslayabilirim. Şimdi bu ikisini çıkarıyorum düelloya. Artı 2 eksi 15. Hangisinin işareti büyük? Eksi 15'in, dolayısıyla eksi. Yani 15 2'den büyük. Eksiyi koydum. 15'ten 2 çıktı 13. Artık bu düelloyu 15 kazandı. Geriye kaldı. Eksi 13 artı 6. Geldik ikinci düelloya. 13 mü büyük 6 mı? 13 büyük. Öyleyse 10'un işareti kazandı. 13'ten 6 çıktı 7. Dolayısıyla eksi 7 olarak yazıyoruz. Şöyle bir bakayım. Devam edelim. 12, 15, 14, 16.
12 eksi 15 eksi 14 artı 16. Şimdi 12 eksi 15 eksi 14 artı 16. Dedim ki herkes safını belirlesin. Artılar kırmızı, eksiler mavi. Artıların toplam gücüne kadar 12, 16 daha 28. Eksilerin 15, 14 daha 19. 29. Şimdi ikisi düelloya çıktı. 28 mi büyük 29 mu? 29 öyleyse 29 kazandı eksi işareti. 29'dan 28 çıktı mı? 1. Dolayısıyla eksi 1. Bir sonraya bakalım. 12 eksi 15 eksi 14 artı 16. 12 yani artı 12 eksi 15 eksi 14 artı 16. Saflar artı artı eksi eksi. Artılarda ne var? 12 16 daha 28. 15 14 daha 29. Şimdi çıktı düelloya. 28 mi büyük 29 mu? 29. Öyle sonun işareti ne? Eksi eksi kazandı. 29'dan 28 çıktı. 1. Dolayısıyla bu da eksi 1. Böyle denk geldim. Devam edelim. Şurada bir hata yapmışım. Sanırım peş peşe yapınca şu. 12 eksi 12 eksi 13. Tamam bu doğru. Eksi 7. 12 eksi 15 eksi 3. Eksi 17 artı 16 eksi 1. Bu da doğru. Buraya herhalde yanlış eksi 1 yazdım. Bunu daha çözmedim. Buraya eksi 1. Aynı soruyu mu ilk kere çözdüm? Kusura bakmayın peş peşe gelince. 20 artı 12, 32. Eksi 16, eksi 14. Yani şöyle yazalım. 20 artı 12, eksi 16, eksi 14. Eksiler hangileri? Bunlar. Kırmızı köşe. Maviler hangileri? Bunlar. Mavi köşe. Eksi eksi 16, 14 daha 30. 20, 12 daha 32. Şimdi kıyaslıyorum. Artı mı büyük, eksi mi? Artı büyük çünkü 32, 30'dan büyük. Artı 32'den 30 çıktı. 2 artı 2 yani 2. 21 eksi 16 eksi 16 artı 11. Bu da 0 olacak. Şimdi bakacağız. Artı 21 eksi 16 eksi 16 artı 11. Şimdi artılar kırmızı köşe 21 11 eksiler mavi köşe eksi 16 eksi 16. 21 11 daha 32. 16, 16 daha yine 32. Dolayısıyla güçler eşit artı eksiyi götürdü. 0 kaldı. 25 artı 15 eksi 21 eksi 29. Pratikleşelim. 25, 15 ile toplayacağım. Önce 10 ile toplayayım sonra üstüne bir de 5 koyayım. Yani bu ne demek? Mesela ben sana 13 tane elma vereceğim. Önce 10 taneyi veriyorum sonra 3 taneyi veriyorum. Bir şey değişir mi? Değişmez. Ama pratik olarak toplaması gelir. 25, 15'den 25, 10 daha 35, 5 daha 40. 40'dan 21'i çıkaracağım. Önce 20'yi çıkarttım. Yani bu ne demek? Senden 21 tane elmayı geri alacağım. Önce 20 taneyi alıyorum sonra 1 taneyi alıyorum. Niye bunu yapmış olabilirim? Mesela 10'lu gruplar halinde ayırırsan elmaları kolay olur. 25, 15 daha 40 dedik. 40'dan 21'i çıkaracağız. Önce 20'yi çıkarttık. 20 kaldı. Bir daha çıkarttık. 19 kaldı. Daha sonra elindeki 19 elmanın tamamını alacağım. Çünkü 19 kalmıştı. 19 daha çıkarıyorum. 0 kaldı. 23, 16 daha. 23'e 10 ekledim. 33. 6 daha ekledim. 39. 39'dan 20'yi çıkarttım. 19. 19'dan 16'yı çıkaracağım. 19'dan 16'yı çıkarınca 3 kalır. Hani göremedik diyelim. 19'dan 10 çıktı. 9. Bir daha 9'dan 6'yı çıkarttım. 3. 31 eksi 10, 21. 21, 23 daha ne eder? 21, 23. Şimdi 20'leri toplayalım önce. Şöyle düşünelim. Zihinden düşünmek için yazmıyorum. 21, 23 daha dediğimiz zaman... Diyelim ki sende 21 elma var, bende 23 tane. Önce diyoruz ki şu 10'lu grupları bir toplayalım. 10, 20 bende, bir 20 de sende, onları koyduk. Para gibi düşünelim veya. 21 lira bende var, 23 lira sende var. Önce şu 10'lukları koyalım dedik. 10, 20, 30, 40 10'lukları saydık. Sonra 1 ile 3 kaldı. 21, 20, 1 ile 3 de topladık. 4, 40'ın üstüne koyduk. 44 oldu.
Bunlar inanılmaz pratiklik sağlar ileride. Şimdi buradaki rakamlar çok da yamuk gelmiyor ama yamuk gelince çok pratiklik sağlar. O yüzden üstünde duruyorum. 21-23 daha 44. 12 daha 44. 12 daha 44'e 10 ekledim. 54. 2 ekledim. 56. Şöyle devam edelim. 100'e kadar gelsin bu video. Şimdi şuraya geçtik. Hangisi? 42, 16. Ha, şuradayız, pardon. Bu zaten hepsi artı. 34, 40, 13 daha. 34, 10 daha. 44, 3 daha. 47. Hatta şunu da yapmadık. 41'den 12'yi çıkarılacağız. Önce 10'u çıkarttık. 31. Daha sonra 2'yi çıkarttık. 29. 29'a 25 ekleyeceğiz. Önce 20 ekledik. 29, 20 daha 49. 5 ekledik, 54. 54'e 22 ekleyeceğiz. Önce 20 ekledik, 64, 74. 2 daha ekledik, 76. 34'e 13 ekleyeceğiz. Önce 10 ekledik. Son rakam değişmiyor. Sadece bir tane artıyor, birinci 44 oldu. Sonra 3 daha ekledik, 47. 16 daha ekleyeceğiz. 47. Önce 10 ekledik, 57. 6 daha ekledik, 63. 63'e 32 ekleyeceğiz. Önce 30 ekledik, 93. 2 daha ekledik, 95. Yani gözümden kaçan bir işlem hatası olmuyorsa doğru olması lazım. 42, 16 çıktı. Zaten olursa yorumda belirtilir. Ben de onu videoya eklerim açıklamasına. 42, 16 çıktı. Önce 10 çıktı 42'den. 32. Bir 6 da ondan çıktı. 26. 26'dan 18'i çıkaracağım. 26'dan 10 çıktı, 16. Bir de 8 çıktı 16'dan, 8. 8'den 12'yi çıkaracağım. 8 12'den küçük, çıkaramam. Öyleyse şöyle bir düello yapalım. Artı mı eksi mi büyük? Eksi eksiyi aldım. 12'den 8 çıktı, 4. Ya bu ne demek? Mesela sen geldim sana diyorum ki bana 12 lira borcum var. Sen de çıkarıyorsun bana diyorsun benim 8 lira param var. Dolayısıyla ben de 12 lirayı senden almak için önce o elindeki 8 lirayı alıyorum. Diyorum ki 4 lira bana borçlu kaldın. Gelip senden daha sonra 4 lira alacağım. Dolayısıyla eksi 4 diyoruz. Hala borç var gibi düşünebiliriz. Somutlaştırma çok önemlidir bu tarz şeylerde ki bu zaten bu video serisinin tamamına yakını. Çok nadir yani. Karekök sayılar, üssü sayılar da belki biraz olmaz. Geri kalan hepsi somut örneklerle devam edecek inşallah. Özellikle denklem çözme, denklem kurma problemi, mutlak değer gibi konular somut örneklerle anlatılmaya çalışılacağım. 12-23 daha. Önce parantezin içini yapıyoruz. Çok pratiklik sağlar. Parantezler veya üssü sayılarda da benzer şeyler var. Bu işlem sırası işinizi çok kolaylaştırır. Zaten doğru olmasını sağlıyor da. Ayrıca parantezlerin içinden kurtulmak her zaman iyidir. 12-23 daha. 10, 12'ye 20 ekledim, 32, 32'ye 3 ekledim, 35. Şimdi şu kaldı elimde, artı 62, eksi 15. Şimdi bu paranteze ihtiyacım yok, bir tane eleman kaldı, artı 35. Şimdi düelloya çıktığında burada kırmızılar artı, maviler eksi oldu. Artıları topladığımda artı 62, 35 daha, 60, 60, 30 daha 90 eder. Şu 2 ile 5'i de toplayalım. 97. 97'den 15 çıkaracağız. Önce 10 çıkarttık, 87. 5 çıkarttık, 82. Geldik buraya. Parantezin içi. 18, 21 daha. Önce 20 ekledim, 38. Üstüne 1 koydum, 39. Geldik buraya. 63, eksi 18, artı 39. Bunu da farklı bir yol izleyelim. Şöyle yapalım. 63 eksi 18 artı şurada bir 39'um var. Bu dursun. Diyeyim ki ben bu ikisini bir düelloya atayım. Artı eksi. Hangisinin ki büyük, artının artıyı yazdım. 63'ten 18 çıkaracağım. Şöyle yapabilirim. Önce 10 çıkarırım, 53. Sonra 8 çıkarırım, 45. Veya şu da olabilir. Bu biraz daha hızlı şey, biraz daha sonraki devrede kolay gelir. Şimdi karışık gelebilir. 63'ten 20 çıkarttım, 43. Üstüne 2 koydum, 18. Bu da ne demek oluyor? Şimdi 63 liram var, senden 18 lira alacağım. Hani şu vardır ya, mesela alışverişe gidince der ki
Abi sen 20 ver, ben 1 vereyim sana, 19 lirayı öyle verir. Elinde 20 bozuk vardı. Aynı olay. Tamamen o olay. 63'ten 18 çıkaracağım. Mesela bende 63 lira var. Size 18 lira vermem lazım. Ben diyorum ki ben sana 20 lira vereyim, sen bana 2 lira ver. O olay. 43 kalıyor. Üstüne 2 koyuyoruz. 45. Sonra 45, 39 daha ne eder? Önce 40 ile 30 toplasak 70. 5, 9 daha 14. 70'in üstüne 14'ü koyarsak 84. Bu çok kısalmadı. Direkt toplamayla da şöyle 60, 45, 39'u toplayabiliriz. Yine aynı 84. Şurası 28, 31. 20, 30 daha 50. 8, 1 daha 9. Yani 59. Şimdi burada 51 var. Eksi 18 artı 59. Bakalım. 51 eksi 18 artı 59. Ne yapabilirim? Şununla şunu karşılaştırayım. Artı eksi. Hangisi büyük? Artının değeri büyük. 51. Onun işaretini yazdık. Artı. 51'den 18 çıkaracağım. Yine aynı 20 lira muhabbetini yapalım. 51'den 20 çıktı. 31. 2 lira aldım. 33. Önce 20 verdim. Sonra 2 lira aldım. 33. 33'e 59 ekleyeceğim. Burada da şey yapabiliriz yani. Mesela bende 33 lira var. 59 lira daha alacağım. Ne yapıyorum? Sen bana 60 lira ver, ben sana 1 lira vereyim. 33'e 60 ekliyoruz. 93, 1 lirayı geri veriyoruz. 92. Yani 90 artı 92. 53, 18, 20, 22. Önce şurayı yapalım. 20, 22 daha 42. 53 eksi 18 artı 42. Hemen yapalım. 53 eksi 18 artı 42. Şimdi 50 ile 40'ı toplarsak 90 eder. Üstüne 3 ile 2'yi eklersem 5 eder. 95. 95'ten 18'i çıkaracağım zaman önce 20'yi çıkarıp sonra 2 ekleyebilirim. 95'ten 20 çıktığında 75. Üstüne 2 koyarsam 77. 26'dan 14 çıktı mı 12 kalır. Şurası 12 artı 25, 32 daha 20, 30 daha 50. 5 ile 2'yi de üstüne koyalım. 57. 12, 57 daha ne eder? 69. 21, 25 daha 46. 46'yı yazdık. Eksi 11, eksi 15. 46'dan 11 çıktığında 35 kalır. Üst bir de 15 çıkarttığımızda 20 kalır. 32, 24 daha. 30, 20 daha 50. 52, 4 daha 56. 56'dan 15 çıkaracağım. Önce 10 çıkarttım 46, sonra 5 çıkarttım 41. Geldim 20, 19 çıkaracağım. 41'den 19'u çıkarırken aynı para muhabbeti, 41 eksi 19 diyelim. Şöyle bir bakayım. Saat geç, gözümden kaçabilir, hata olmasın. 56, 15. Tamam, 41'den 19'u çıkaracağım. Hangisi büyük? Bu artı 41'den 19 çıktı mı? 22. Nasıl çıkaracağım? Yine aynı pratiklik. Mesela 20 lira verecektim. Sen bana 1 lira ver, ben sana 20 lira, 19 lira verecektim. Sen bana 20 lira ver, ben sana 1 lira vereyim olayı. Önce 20'yi çıkarıyorum, 21, 1 ekliyorum, 22. 35, 14 daha, 30, 10 daha 40. Üstüne 5 ile 4'ü de koydum, 49. 12 çıkarttığımda önce 10 çıkarttım. 39, 2 çıkarttım, 37. 37'den 14 çıkaracağım. Önce 10 çıkarttım, 27. Sonra 4 çıkarttım, 23. Birden bir acıma mı geldi, basitleşti tekrar? Tabi bunların hepsi basit ama yani matematikten temelli olmayan arkadaşlar için sonuçta önemli. O yüzden koyacağız videoyu. Ama her soru çözümünde farklı noktalardan da yaklaşmaya çalıştım ki toplama çıkarmanın bile birçok pratik yolu var. Gördüğünüz gibi parçalayarak hangi parçalara ayırdığımız önemli. Yani 41'den 19'u çıkarıyoruz. 41'den önce 10'u, sonra 9'u çıkarabiliriz. Önce 20'yi çıkarıp sonra 1 ekleyebiliriz. Alt alta yazıp çıkarabiliriz. Dolayısıyla farklı yollar var aslında hız açısından.
O anlamda pratiklik sağlar yine de. 2, 4 daha 6, 1 daha 7, 2 çıktı 5, 5 çıktı 0. 4, 2 daha 6, 1 daha 7, 4 çıktı 3, 5 çıktı 3 eksi 5. Ne oldu? Artı 3 eksi 5. Bunun işareti büyük. Eksiyi aldım. 5'ten 3 çıktı. 2. 4, 2 daha 6. 3 çıktı. 3. 3 daha çıktı. 0. 0'dan eksi 1 çıktı mı? Eksi 1. Nasıl oluyor? 0'dan eksi 1 nasıl çıkıyor? Aslında ne yapıyoruz? Sayı doğrusunda bak şöyle yapıyoruz. 4'e gidiyoruz. Bir daha 2'ye git. 2 daha gidiyoruz. 6 adım attık. 6 adım nereye attık? Doğuya gittik. Sonra dönüyoruz. 3 adım batıya. Pardon, 3 adım batıya. Bir 3 adım daha batıya olduk başladığımız yere. Sonra diyoruz ki bir adım daha batıya. Yani eksi 1'e. Dolayısıyla 0'dan eksi 1'e geliyoruz. 4, 1 daha 5. 5, 9 daha 14. Nasıl yapalım? Şöyle de yapabiliriz. 5 ile 9'u topluyoruz. Tabii şimdi 5 ile 9'u topluyoruz. Soruda mesela 45 ile 29'u toplayacağız. Aynı şeyi uygulayacağız. O yüzden söylüyorum. 5 ile 9'u toplarken önce 10 toplayıp sonra 1 çıkarabiliriz. 15'ten 1 çıktı. 15 mesela soruda da atıyorum işte 389 ile 114'ü toplayacağız. Benzeri yöntemi uygulayabiliriz. 308 mesela 389 ile 114 tamamen attım. Toplayacağız. 389 önce 100 ekliyoruz 489. Sonra bir 10 daha ekliyoruz 499. Sonra 4 ekleyeceğiz. 499'a 4 eklemek ne demek? Aslında 500'e 3 eklemek demek. Dolayısıyla 503 yani yazmadan çözebiliyoruz. 4 1 daha 5 burada 14 23 21. 5 2 çıktı 3 3 çıktı 0. 0'dan 1 çıktı eksi 1 eksi 4 daha çıktı eksi 5 yani ne yapıyoruz aslında bir şey olduğu yok sadece bu tarafa gidiyoruz eksi eksi olunca kafa karışabiliyor eksi 1 gittik bir de üstüne eksi 4 gittik eksi 5 artı 5 hop götürsün birbirini artı 2 eksi 5 yani diyor ki önce 2 adım bu tarafa gel artı sonra 5 adım geri git dön 2 adım 2 adım geri gidince 0'a geldim bir de üstüne 3 adım daha gitmiş oldum 5 adım gidince eksi 3 kaldı. 6, 2 daha 8, 2 daha 10, 4 çıktı 6, 4, 2 daha 6, 1 çıktı 5, 2 daha 7 şeklinde ilk yüz alıştırmayı çözüyoruz. Sayısız alıştırma olacak zaten inşallah sayfada bol bol. Umarım faydalı olmuştur bu video.